Amasya'dan Gülşen kardeşimiz yazmış. Murat abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Gülşen'cim. Amasya deyince beni çocukluğuma götürdün. Vallahi küçükken rahmetli anneannem mekan cennet olsun çok gelip giderdim Amasya'ya tatillerde vesaire. Güzel yerdir. Ne demiş Gülşen kardeşimiz? Murat abi biz Amasya'nın Harmanağlı köyünde yaşıyoruz. Ne güzel. Köy ne güzel. Harika. Elma üretiyoruz. Söyleyeyim bunu satmak istiyoruz online'da. Nasıl satabiliriz? Ne yapalım? Vallahi canım kardeşim bu dönem dijital dönem. Çok doğru. Çok güzel görmüşsün. Vizyonuna hayran kaldım. Ama tabii ki tek bir elma satmakla bu işler biraz zor. Yani bak tarım ürünleri satan web sayfalarına bir sürü onlarca web sayfası var. Yani tek bir ürünle biraz zor gider. Yani ne bileyim işte yanına belki ıspanak koymak lazım. Efendime söyleyeyim salatalık koymak lazım. Domates koymak lazım. Karpuz koymak lazım. Gerçi hoş ya karpuz da kargoyla gider mi biraz zor ama. Yani bak işte bu işi yapan şirketlere, e-ticaretten online ürün satan firmalara tarımla alakalı biraz zor. Ben hep şunu diyorum. Kendini tüketicinin yerine koy. Sen bir tüketici olduğunu düşün. Bir web sayfasına girdin. Tek bir ürün olsa sıkılırsın, çıkarsın. Şimdi elmanın da kardeşim. Yani değil mi? Hasan var mı ya elmanın şeyleri? Yok değil mi? Ya mesela kayısı olsa değil mi? Kayısıyı çikolatalı satıyor. Yanına ceviz koyuyor. Bir takım böyle kombinasyonlar yapıyor. Elmada bir kombinasyon da yok. Elma, elma bildiğin elma. Yani en kötü kombinasyon kırmızı elma, yeşil elma. O yüzden de bence tek bir elmayı satmak zor. Ama online satacaksan bununla alakalı bir bak bakalım. Rakipler ne yapıyor? Hedef kitlen kim? Kaça satacaksın? Kilosu kaça olacak? Acayip rekabet var. Yani online satış deyince insanlar zannediyor ki biz hepimiz Amazon Jeff Bezos olacağız. Keşke öyle bir dünya olsa ben en başta olurdum herhalde. O yüzden de biraz piyasaya bakmanı tavsiye ederim. Ondan sonra bir kez daha konuşuruz.